İş sağlığı güvenliği, alan ve sektör sınırlaması olmaksızın her sektörü yakından ilgilendiren sistemin adı oluyor. Ve görülüyor ki bu sistem doğru işlediği takdirde kazaların %98'i önlenebiliyor. Çorlu'da faaliyet gösteren Kuzey Yıldız Ortak Sağlık Güvenlik Birimi çözüm odaklı hizmet anlayışıyla fark yaratıyor. Çalışma hayatındaki milyonlarca insanı yakından ilgilendiren iş sağlığı ve güvenliği, nitelikli iş süreçlerinin oluşturulmasında anahtar sözcükler oluyor. İş güvenliği alanında 2009 yılında çalışmaya başlayan Çorlu Kuzey Yıldızı OSGB Genel Müdürü Murat Doğan, ilk olarak yaşadıkları süreci izah ediyor. Benim için iş güvenliği macerası aslında 2009 yılında başladı. Tabii 2009 yılında o dönemin mevzuatıyla birlikte çok hızlı uzman olamıyordunuz. Bu dönem gibi hızlı ve kolay olmuyordu bu işler. Biraz meşakkatli bir süreçti. İşte 2009 yılında ben o süreçte yol almaya başladım ve 2011 yılında uzman olarak lisanslandım Çalışma Bakanlığı tarafından. Aslında resmi olarak 2011 yılında benim için bu süreç başlamış oldu. Daha sonrasında çoğu uzman arkadaşımızın yaptığı gibi üstadlarımızla, bu işi bilen abilerimizle yavaş yavaş pratikte neler olduğunu öğrenmeye başladık. Biraz deneyim kazandığımızda bunu artık bu deneyimi aktaralım. Bu deneyimi biraz daha kurumsal bir noktaya getirelim dediğimiz anda da şirket kurma kararı aldık. Şirketimizi kurduk. Yaklaşık 4,5 senedir, 5. senemize giriyoruz. Çorlu bölgesinde faaliyet gösteren bir şirketiz. Doğan, hizmet bölgesi olarak Çorlu'yu seçme gerekçelerini şöyle açıklıyor. Çorlu, işte Çerkezköy, Tekirdağ, Trakya bölgesi İstanbul'dan daha küçük görünmesine rağmen iş güvenliği sektöründe daha hızlı adım atabileceğiniz, daha iyi işler çıkarabileceğiniz bir yer gibi gözüktü. Doğru bir karar verdiğimize inanıyoruz. Çünkü kısa zamanda çok iyi yol aldık, çok büyüdük. Çorlu'nun pazar payına baktığınızda tabii tekstil, makina ve deri ağırlıktı. Bu bağlamda bizim çalıştığımız firmalar da bu üç sektörde ağırlık gösteriyorlar. Murat Doğan ve ekibinin benimsediği iş modelinde en önemli sözcüklerden biri çözüm odaklılık. Çorlu Kuzey Yıldızı OSGB çözüm odaklı çalışır. Çözümü geliştirirken işvereni de dinler, işçiyi de dinler, aynı zamanda mevzuat hükümlerinin de çerçevesinden ayrılmaz. Çalışanlarda iş güvenliği kültürünün gelişmesi temel hedefimiz diyen İdari İşler Sorumlusu Betül Özsen, iş kazalarının önlenebilir olduğuna dikkat çekiyor ve kazalar kader değil diye devam ediyor. Hizmet vermiş olduğumuz firmalarımızda öncelikli olarak çalışanların iş güvenliği kültürünün gelişmesine katkı sağlayarak iş kazalarının bir kader olmadığının, özen ve sorumluluk dahilinde hareket edildiği takdirde önlenebileceği gerçeğinin altını çizmekteyiz. Farklı disiplinlerden gelen genç bir kadro iş başında. Hizmet verilen sektöre uygun akademik bilgi yanı sıra saha tecrübesine sahip iş güvenlik uzmanları işletmelerde görevlendiriliyor. Genç ve dinamik bir ekiple hareket ediyoruz. Genç olmasına rağmen güçlü bir ekibiz. Bunun en temel nedeni farklı disiplinlerden gelen uzmanlarla birlikte çalışıyor olmamız. Bu durum farklı sektörlerde farklı bakış açılarına sahip olmamızı da beraberinde getiriyor. Şirketimiz oturmuş bir çalışma sistemine sahip. Böylelikle ekibe yeni dahil olan çalışma arkadaşlarımız herhangi bir uyum problemi yaşamamakta ve firmalarımıza hızlı ve etkili çözümler sunabilmektedir. İş sağlığı ve güvenliği, alan ve sektör sınırlaması olmaksızın herkesi yakından ilgilendiren sistemin adı oluyor. İş sağlığı, güvenliği bir kültür ve işletmenize, şirketinize oturtacağınız bir sistemdir. Kendi çalışmalarında, işverenlerin kendi yaptığı çalışmalarda, bütün o iş akışlarında, görevlerinde, hizmetlerinde, yaptığı her şeyde eğer iş sağlığı, güvenliği bir kenarda durursa, işte o zaman bu sürekli söylediğimiz işte iş kazalarının %98'i önlenebilir metni o zaman işte hayat bulacaktır. İş güvenliği uzmanının görev yapacağı alanda çalışma koşullarını iyi analiz etmesi, güvenli bir iş ortamı yaratılmasının ilk ve en önemli şartı diyor iş güvenliği uzmanı Ceren Ergül. Öncelikle bir iş güvenliği uzmanının en önemli işi bence sahada çalışması. Gittiğimiz işletmelerde sahada çalışmalarımızı çok iyi yürütmek zorundayız. Çalışanlarla çok iyi konuşmak zorundayız, onları dinlemek zorundayız. Yaptıkları işleri
bulundukları ortamları tahlil etmek zorundayız ki tehlikeleri, riskleri öngörebilelim. Olası tehlikeleri işverenle paylaşarak ortak bir çözüm arayışına gitmemiz gerekir. Zaten iş güvenliği uzmanının da yapması gereken asıl işler budur. Güvenlik kültürünün oluşturulması eğitimlerle mümkün kılınıyor. Eğitimlerimiz sürüyor, eğitim veriyoruz çalışanlarımıza. Bu eğitimlerde de tabii ki güvenlik kültürünü gelişmesini amaçlıyoruz. Bu yüzden de eğitimler gerçekten iş güvenliği uzmanları için, çalışanlar için, işveren için çok önemli. Ceren Ergül, işverene önerilerimiz külfet olmaktan öte hem maddi hem de manevi daha büyük kayıpları önleyecek girişimler diyor. Bu çalışmalar yapılmazsa iş kazaları, meslek hastalıkları meydana gelecek. Bu yüzden de daha fazla aslında bir kayıp söz konusu. Onların düşündüklerinden daha fazla hem kendi açılarından hem ülke ekonomisi açısından bunların hepsi çok önemli. İşveren, çalışan, bizler, herkes bu konuya ortak olup bir şeyler yapmaya çalışırsa aslında daha güvenli ve sağlıklı ortamları hep birlikte kurabiliriz. İşin güvenlik boyutu kadar sağlık boyutu da önem taşıyor. İş yeri hemşiresi, iş yeri hekimiyle birlikte ziyaret ettiği iş yerlerinde insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek durumların tespiti ve bu problemlerin giderilmesinde iş yeri hekimiyle birlikte sorumluluk üstleniyor. İş yeri hemşiresi, iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimiyle birlikte çalışır. Ben de aynı şekilde fabrikalara gidip işçilerin sağlıklarıyla ilgileniyorum. Enjeksiyon, tansiyon, pansuman ve benzeri sağlık olaylarını yerine getiriyorum. Bunların dışında fabrikanın sağlığı bozabilecek etkenleri var. Bunlara bakıyorum. Örneğin mutfak kontrolleri oluyor. Genel Müdür Murat Doğan'la hedefleri de konuşuyoruz. Biz kısa vadede hedeflerde kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi yılbaşından sonra yeni yılla birlikte bütün müşterilerimize yaptığımız çalışmalara online erişim imkanı vereceğiz. Böylelikle hem bizi daha yakından takip edecekler hem de çalışmalarımızı daha detaylı inceleyebilecekler. Bunun yanında bir de uzun vadeli hedeflerimiz var. Bu uzun vadeli hedeflerin en başında tabii ki ürün yelpazemizi genişletmek var. Çünkü bir OSGB sadece İş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ya da sağlık personeli istihdam etmez. Bir OSGB iş güvenliği ile ilgili çalışmalarda bir çözüm ortağıdır. Biz sadece çözüm ortağı olarak kalmak değil, bir danışman statüsünde kalmak değil, bunları en iyi şekilde müşterilerimize veren bir firma haline gelmek istiyoruz. Satış pazarlama sorumlusu Ayşe Çetintaş, farkımızı ortaya koyuyoruz ve verilen hizmetin kalitesinin yükseltilmesi gayesiyle çalışıyoruz diyor. Müşteri ziyaretlerimizi iki grupta gerçekleştirmekteyiz. Bunlardan bir tanesi mevcut müşterilerimize yaptığımız ziyaretlerle vermiş olduğumuz hizmetlerin geri bildirimlerini alarak artı hizmetler ve çözümlerin gerçekleştirmesidir. Bir diğeri ise yeni müşteri görüşmelerimizde vermiş olduğumuz hizmetlerde farkımızı ortaya koyarak iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını birlikte yürütmeyi hedeflemekteyiz. Genel Müdür Murat Doğan, ekip ruhunun önemine inanıyor ve bugüne dek kendilerine güvenip destek veren hem ekip arkadaşlarına hem de çözüm ortaklarına teşekkürü borç biliyor. Çorlu Kuzey Yıldızı OSGB olarak az zamanda çok iş başardığımıza inanıyoruz. Bu çalışmalarımızda bu sektöre, bu konuya gönül vermiş arkadaşlarımızın tabii ki çok büyük desteklerini hissettik. Bu bağlamda bizimle çalışan, bizimle çözüm ortaklığı yapan müşterilerimize de sonsuz şükranlarımızı sunarız.